Adana 13. Tarım ve Sera Fuarı'nı açtı. Tabii tarım ve sera derken aklımıza tabii bununla ilgili eğitim ziraat fakülteleri geliyor. Efendim ziraat fakültelerinin değişik bilimleri var. Ama şimdi bu ziraatı veya tarımı biz liseye indirgedik. Adana Tarım Lisesi. Güzel genç arkadaşlar hepsi birkaç narenci ürünü de var. Müthiş efendim ne diyorlar? Kavun diyorlar yani ağaç kavunu diyorlar ama tabii onun değişik ismi var. Orada arkadaşlar da söylüyor. Ağaç kavunu kestiler efendim. Tadına da baktık müthiş bir şey. Ama bu gençler yani tarımın ve işte ziraat fakültelerinin ön elemanları. Yani esas arkadaşlar bunlar. Bunlarda gelecek var. Tarım lisesini ben tuttum. Buyurun. Evet sevgili izleyicilerim. Evet yan tarafta inovasyon odaklı bir okuldan sonra yine birinci yılını dolduran Tarım Lisesi. Evet Tarım Lisesi deyince ben burada çok büyük hani kavun mu karpuz mu dedim. Tabii ki bunlar greyfurt ama arkadaş ne dediniz? Ağaç. Ağaç kavunu. Ağaç kavunu dediler. Esas orijinal ismi? Shaddock. Shaddock değil mi? Çok mükemmel bir şey. Ne kadar geliyor bu? Kaç gram? 1 kilo gelir abi ya. Geçer bu. Bakayım. 1 kiloya kadar gelebiliyor. Geçer. 1 kilo 150 gram falan gelir. Tamam geçer bu. Güzel. Evet Shaddock'lar. Başka neyimiz var orijinal? Evet kim konuşuyor arkadaşlar? Hocamızı alayım. Evet yanımızda tarım hocamız var. Hocam branşımız neydi? Tarım öğretmeniyim ben. Bahçe bitkileri mezunuyum. Ziraat mühendisiyim. Ha yine tarım bahçe bitkileri değil mi? Çünkü ziraatın birçok branşı evet, var. Ziraatın birçok evet. branşı var. Evet bunları nasıl yetiştirdik? Bunları aslında biz yetiştirmedik. Buradaki amacımız bu çocuklarımız buradan mezun olduklarında bunların yetiştiriciliğini öğreneceklerini göstermek amacıyla. Evet şu Shaddock'lar çok dikkat çekti. Evet. Yiyebiliyor muyuz onları? Yani normal böyle kullanabiliyor muyuz? Normalde kullanılabiliyor. Reçeli de çok güzel oluyor. Buradaki ürünlerin hepsini yiyebiliyorsunuz. Fidanlarımız var. Buradaki çocuklarımız buradan mezun olduklarında farklı dallarda mezun olabiliyorlar. Süs bitkileri, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, peyzaj ve tarım makineleri evet, dallarından evet, mezun evet, olabiliyorlar. Evet, 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 evet. Şimdi okulumuz yeni. Evet, şimdi herhalde amacımız artık tabana yaymaya çalışıyoruz değil mi? Aynen yani öyle. Üniversiteden haricinde artık ortaokul, liselerde de branşlaşmaya başladık. Yok. Biz 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başladık. Devlet okuluyuz. Yanlış anlaşılmasın. Meslek lisesiyiz ve okulumuza öğrenci bekliyoruz. Özellikle ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizi bekliyoruz. O zaman şöyle de diyebiliriz. Yani buradan mezun olanlar çabuk iş bulur. Buradan mezun olanlar kesinlikle işsiz kalmayacaklar. Şöyle Çukurova gibi bir yerde tarımla uğraşıyorsanız eğer ve tarımda çalışmak istiyorsanız kesinlikle işsiz kalmayacaksınız. Bunun en güzel örneği de biz de burada ürünlerimizde destek olan STK'lar, Çiftçiler Birliği, Turunç Üreticileri tarım, Birliği. Tarım Lisesi, gerçi burada gördüğümüz Turunç Giller. Sadece Turunç Giller değil. Yani mevsim olarak bu. Aynen, yoksa siz pamukla, mısırda, soyada değil mi? Tabii ki buğday, pamuk, mısır, soya, tarla bitkilerinden onların yetiştiriciliğinde. Biz burada genellikle organik tarım üzerine eğitimlerimizi vermeye çalışıyoruz. Çok mecbur kalmadığımız sürece tabii ki ilaç kullanmayacağız. Hatta ne kadar yapabiliyorsak. Biyolojik mücadele mi yapıyoruz? Biyolojik mücadelede aynı zamanda da yerli çiftçimizin de ihtiyacı doğrultusunda öğrencilerimizin dallarını belirlemeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü onlar özellikle şunu belirtiyorlar. Bizim bu çocuklara mezun olduktan sonra ihtiyacımız var. Teşekkür ettik. Rica ederiz.